Efendim herkese yeniden merhaba. Esasında bugün çok yoğun bir çalışma sürecinde video yapabileceğimi sanmıyordum ama tabii ki Haziran ayından beri söylediğim bir noktanın bugün haklı çıkmış olması bu videoyu hızla yapmama neden oldu. Nedir mesele? Rusya'nın Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Herson şehrindeki Rus askerlerinin geri çekilmesi talimatını verdi. Sizler bu video kanalını uzun süredir takip ediyorsunuz ve geçtiğimiz Haziran ayından bu yana ısrarla Ukrayna Savaşı'nın kaderini orada burada değil, Herson'da belirleneceğini söyleyen bir adamla karşı karşıyasınız. İlk Haziran'da söyledim. Ve tarih verdim, Ağustos 15'ten sonra başlayacak olan Herson taarruzunun bu savaşı sonlandırabilecek bir taarruz olacağını da ifade ettim. Dönüp geriye bakarsınız benim videolarıma. Çünkü sonuç itibariyle bir savaş nerede başlarsa orada biter. Yani Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nda başlamışsa bu savaş orada bitecek. Yani Kırım kurtarıldığı gün savaş bitmiş olacak. Bu nedenle Herson taarruzu olağanüstü önem taşıyor idi. Bunu defalarca söyledim. Günlerdir de Herson'da her an Ukrayna ordusunun şehre girebileceğini, çünkü o bölgedeki Rus askeri birliklerinin artık şehri savunabilecek durumda olmadıklarını ifade ettim. Bundan çok değil. Yaklaşık 3,5-4 hafta önce Rusya lideri Vladimir Putin yanına bir takım adamları alarak Kremlin'in büyük bir salonunda dünyaya karşı bir gösteri yaptı. O gösteriyle beraber tıpkı Kırım'ın ilhakı gibi Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhakını ilan etti. Herson 24 Şubat 2022 günü başlamış olan bu harekatta Rusya'nın ele geçirebildiği ilk ve tek bölgesel başkentti. Harkov'a saldırdılar olmadı, oraya saldırdılar olmadı, buraya saldırdılar olmadı. Bir tek o da Kırım'dan yola çıkıp hemen anında müdahil olan askerleri sayesinde o bölgeyi ele geçirmişlerdi. Yani bir hafta içinde, çok kısa bir zaman diliminde. Şimdi artık boşaltıyorlar. Çünkü eşyanın tabiatına aykırı bir işe kalkıştıkları için sonuç itibariyle işgal ettikleri bütün bölgeleri üstelik ağır kayıplar vererek, çok büyük kayıplar vererek. Şu ana kadar ben size söyleyeyim, yani rakamı söyleyeyim. Şu ana kadar bu savaşta 8 ay içinde ölen Rus askeri, daha doğrusu Rusya Federasyonu'na bağlı asker sayısı. Çünkü Rus yok içlerinde sadece. Türkler de var, Müslümanlar da var, Dağıstanlılar var. 81 bin. 81 bin askerin öldüğü bir savaşta ele geçirdikleri ilk ve tek bölgesel başkenti bugün Sergey Shoigu, Rusya Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklamayla terk etmek zorunda kalıyorlar. Bu aslında savaşın ilk 38 gününde doğmuş olan yenilginin giderek netleşmesi anlamına geliyor. İlk günden söyledim. Dönün bakın videolarıma. 28 Şubat 2022 CNN Türk'te bu savaşı Rusya'nın kaybetmesinin ve Ukrayna'nın zaferle çıkmasının kaçınılmaz olduğunu çeşitli nedenlerle aktarmış. Niçin? Çünkü 21. yüzyılda 19. yüzyıl refleksi veremezsiniz. Yani 21. yüzyılda 21. yüzyılda gibi davranmak zorundasınız. Jens Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri, bugün bir zafer açıklaması yaptı açıkça. Ve ifadesinde şunu söyledi. Rusya lideri dedi,
24 Şubat 2022 günü bu savaşı başlatırken çok ciddi iki büyük hata yaptı. İki büyük hata. NATO Genel Sekreteri söylüyor. Birincisi, Ukrayna halkının ve Ukrayna ordusunun topraklarını savunmakta ve işgalciyi geriye püskürtmekteki kararlılığını hesap edemedi dedi. Çok doğru bir cümle. İlk günden beri söylüyorum. Bir milleti işgal edemezsiniz. Öyle kolay bir şey değil bu. Rus liderin önüne FSB, yani Rusya İstihbarat Servisi şefi tarafından konulan raporlarda şöyle deniliyordu. Ordumuz Belarus veya Rusya sınırından girdikten sonra Ukrayna halkı tarafından sevinçle karşılanacak. Böyle bir yanılgı olabilir mi? Ama oldu. Ve sevinçle karşılanacakları söylenilen ordu, harbin ilk 38 gününde yaklaşık 21 bin ölü vererek binlerce zırhlı araç ve tankını tahrip edilmiş bir şekilde bırakarak geriye çekilmek zorunda kaldı. Bugün her sonda zaten işin finalini yaşıyoruz. Ve Stoltenberg ikinci maddede de yine bence haklı bir kendine göre bir zafer yontması yaptı. O da şuydu. Bütün herkes, Türkiye'deki bir takım kesimler de dahil olmak üzere NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin bu savaşta yeri geldiğinde bir yerde yan çizeceğini tahmin ediyorlardı. Yan çizmek şu, ya biz konforumuza düşkünüz, bize ne Ukrayna'dan. Hayır, öyle olmadı. Öyle olmadı. Resmen NATO tarihinin en büyük savaş kabiliyetini Ukrayna ordusuna verdi. Avrupa Birliği'nin bütün üyeleri yaşanılmakta olan ekonomik zorlukları bedeli ne olursa olsun karşılamak ve yaşamakta kararlı olduklarını ifade ettiler. Bu Rusya liderinin ikinci büyük hatasıydı. Konforuna düşkün Avrupa'nın bir yerde dağılacağını, Batı ittifakının bir yerde dağılacağını ve sonuç itibariyle de ordusunun bir şekilde muzaffer olacağını düşünüyordu. Olmadı. Şu anda Sergey Shoigu'nun emrinden sonra Rus ordusunun Dnieper Nehri'nin doğu kanadına doğru hareket ettiği ve bütün şehri boşalttığı yönünde bilgiler geliyor. Ama buna mukabil Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ve Zelenski'nin yardımcılarından yapılan açıklamalarda acelelerinin olmadığı, bir tuzağa düşmemek için son derece temkinli bir biçimde çalışmalarını yürüttükleri ve her sonda Ukrayna bayrağı dalgalanana kadar kimsenin bu zaferi kesin olarak kazanılmış bir zafer olarak kabul etmemesi gerektiğini bir kez daha vurguladılar. Niçin? Çünkü daha önce alınan bilgilerde Rus askerlerinin sivil elbiseler giyerek tahliye edilmiş olan her sondaki sivillerin yerini aldıkları ve hemen hemen şehrin bütün binalarını bir tür mevziye çevirdikleri yönünde bilgiler vardı. O yüzden o çerçevede Ukrayna ordusu son derece dikkatli davranıyor. Çok sayıda yerleşim birimi bugün kurtarıldı işgalcilerden ve Dnieper Nehri'ne doğru iniliyor. Bunun devamı kuşkusuz Kırım'dır. Donetsk'teki savaşta da Bahmut'u alamayan Rusya diğer bölgelerde çok ciddi gerilemeler gösteriyor. Ve bu gerilemeler artık Rus hükümetinin kontrolündeki Rus medyasına da yansıyan gerilemeler olarak yansıyor. Mesela bunlardan biri Herson'da Rusya'nın başkan yardımcısı olarak tayin ettiği Kirill Stremesov, Rus medyasına bağlantı kurdu ve dedi ki artık biz burada askerlerimizi koruyamıyoruz.
Sergey Shoigu'nun dediği gibi hayatları büyük tehlike altında. Ele geçirilmiş 30-32 kilometre mesafedeki yerleşim birimleri var ve Ukrayna ordusu büyük bir üstünlükle üzerimize geliyor, çekilmek zorundayız dedi. Bu onun son cümleleri oldu. Sonra nedense Kiril Stremesov'un öldüğü bildirildi. Böyle de olaylar yaşanıyor bölgede. Ama şunu söyleyeyim, her sonu kaybeden Rusya, Ukrayna'da bütün bölgeleri kaybedeceğinin işaretini vermiştir. Bugünden sonra Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Kırım belli bir süre içinde Ukrayna ordusu tarafından özgürleştirilecek bölgeler olarak dikkat çekiyor. Bundan sonra Vladimir Putin diye bir şahısla bu gezegeni paylaşacağız mı, paylaşmayacağız mı? Onu da yarınki videomda aktaracağım. Hoşça kalın.